Bir yemek kaşığı pirinç unu kullanacağım. Eğer pirinç unu bulamazsanız pirinci öğüterek de pirinç unu yapabilirsiniz. Bir yemek kaşığı pirinç unu üzerine bir çay bardağı su ilave ediyorum. Suyu da ilave ettikten sonra pirinç unu suyun içinde dağılana kadar karıştırıyorum. Sonra ocağın üstüne götüreceğim. En küçük ocağın en düşük ayarında sürekli karıştırarak pişiriyorum. Katı bir kıvamda olacak. Eğer karışım sulu kıvamda kalırsa kreminiz de sulu olur arkadaşlar. O yüzden tamamen katı kıvamda olması gerekiyor. Karışımı ocaktan aldım. Gördüğünüz kıvamda arkadaşlar. Oldukça katı kıvamda. Bakın kaşıktan bile akmıyor. İkinci malzeme olarak tatlı badem yağı ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı da tatlı badem yağı ilave ediyorum. Ocaktan indirdiğimiz gibi mutlaka badem yağını ilave etmemiz gerekiyor. Şimdi hızlı hızlı karıştırıyoruz. Yağ ile pirinç ununun iyice özleşmesi için hızlı hızlı en az 2 dakika bu şekilde karıştırıyoruz. Kremim şu anda hazır arkadaşlar. Kapaklı bir kaba boşaltıyoruz. Bir hafta 10 gün buzdolabında bozulmadan her akşam yüzümüze uygulayabiliyoruz. Boynumuza da ellerimize de uygulayabiliriz arkadaşlar. Hemen elime uyguladım. Uyguladıktan sonra da bu şekilde masaj yapıyoruz. Yarım saat yüzümüzde kalıyor. Yarım saat sonra yüzümüzü yıkıyoruz. Eğer cildiniz rahatsız etmezse ve cildinizde pütürler de kalmazsa sabaha kadar da cildinizde kalabilir. Cildinizi gençleştirir, beyazlatır, cilt lekelerini giderir. Her cilt tipine uygundur. Uygulama öncesinde küçük bir alanda test edip sonra tüm yüzümüze uygulayalım. Krem ile ilgili anlatacaklarım bu kadar canım arkadaşlarım. Unuttuğum bir detay varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.